Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Öncelikle hepinizi hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Ayrı düştüğümüz bu günlerde kendimiz için, kendi çocuklarımız için kaygılandığımız gibi, onlara dua ettiğimiz gibi sizler için de kaygılanıyor, dua ediyoruz. Zira eskilerin tabiriyle sizler de bizim haseben evlatlarımız, kardeşlerimizsiniz. Ara sıra derslerde de ifade ettiğimiz gibi sizler bizlere emanetsiniz. Talebe-hoca ilişkisi, ebeveyn-evlat ilişkisi kadar kutsaldır. Değerli kardeşlerim, içinden geçtiğimiz şu zor günler hepimizin ilk kez yaşadığı bir durum. Sıradan bir durum değil elbet. Böyle durumlar sıra dışı zorluklar ve riskler barındırsa da aynı şekilde harikulade nimetler ve güzellikleri de beraberinde getirebilmektedir. Asıl mesele karşı karşıya olduğumuz bu durumu doğru okumak, gereği gibi anlamak, yani fıkh etmektir. Bunu başarabilirsek karşı karşıya olduğumuz bu zor süreç büyük kazanımlara vesile olacaktır inşallah. Söylendiğine göre günümüzde sofralarımızdan eksik etmediğimiz birçok yiyecek ve içecek kıtlık dönemlerindeki imkansızlıklar sonucu bulunmuştur. Değerli kardeşlerim, daha önce dünya tarihini etkileyen 11 büyük bulaşıcı hastalıktan bahsediliyor. Ancak bunlardan hiçbiri tüm dünyayı bu denli etkilemiyor. Koronavirüs hariç. Belki şunu diyeceksiniz. Hocam, eskiden dünya bu kadar küçük değildi. Ulaşım ve seyahat imkanları kısıtlıydı. İşte tam da bizim üzerinde durmamız gerektiğini düşündüğüm husus bu noktadır. Bir Müslüman olarak, bir ilahiyatçı olarak sebeplere takılıp kalmak ve arkadaki kudret elini görememek. Sebepler eşyanın yani maddenin bilgisiyle ilgilidir. Koronavirüsü nedir, nereden çıkmıştır, neden çıkmıştır, nasıl bulaşmaktadır ve nasıl bir tedavi yöntemi uygulanacaktır? Bütün insanlık bu sorular üzerine kafa yoruyor zaten. Ancak biz bir Müslüman olarak bu sebepler zincirine kafa yorduğumuz kadar bunun arkasındaki hikmet zincirine de kafa yormak zorundayız. Özellikle ilahiyatçı olarak bizler kafa yormalıyız. İsrail Bakanı'nın dediği gibi Mesih'in gelip bizi kurtarmasını bekleyecek değiliz. Bunu elbette kastetmiyoruz. Eşyanın bilgisi kadar eşyanın ötesindeki bilgiyi de aramalıyız. Eskilerin ilim ve irfan olarak ifade ettikleri bu iki boyutlu hakikat arayışı içinde olmalıyız. Bir yandan maddi virüslerle uğraşırken, diğer yandan manevi virüslerle mücadele etmeliyiz. İşte o zaman Allah'ın kudret ve azametini, rahmet ve nimetini, musibet ve ayetini idrak edebiliriz. Bunun için ibadet şuuruyla tefekkür etmeliyiz. Evlerimize kapandığımız gibi gönül evlerimize de dönmeliyiz. Nefis muhasebesi yapmalıyız. Nerede yanlış yaptığımızı sorgulamalıyız. Hayatı yeniden okumalıyız. Tirmizi'nin naklettiği bir hadiste Ukbe bin Amir diyor ki, Peygamber aleyhisselama bulaşıcı hastalıklardan kurtulmanın yolunu sordum. Buyurdu ki, dilini tut, evde kal ve günahlarına, hatalarına ağla. Hadiste geçen bu üç husus aslında itikaf ibadetinin tüm unsurlarını yansıtıyor değerli kardeşlerim. Öyleyse itikaf kıvamında güzel günler diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.